nefesine sarıldım, ey yar sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Gün gelir Veysel'i yar bağrına basar. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her kim ki olursa ey yar, bu sırra basar, bu sırra basar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i ey yar bağrına basar. Benim sadık yar kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir Veysel'i ey yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.
Ağzınıza sağlık çocuklar. Görkemli Hatıralar özel hafta içi yayınıyla devam ediyor. Bütün alkışlar, bütün türküler yürekten öğretmenlere gelsin. Bugün dünyanın belki de en güzel günlerinden birisi. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Pandemi döneminde bütün öğretmenlerimiz, o ellerinden öpeceğimiz, gözlerine ışıkla bakacağımız, bizim yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimize türküler gelsin dedik. Bugün onlar evindeyken her şey onlar için olsun. Çünkü onlar bizim ışığımız, onlar bizim geleceğe dair ne varsa. Lütfen benimle gelin, sevgili kameraman arkadaşım geliyor. Bu müzede Beylikdüzü Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi'ndeyiz. Kimler yok ki? Bütün öğretmenlerin, öğretmenlere, evinde bizi izleyen sevgili öğretmenlerimize selamlar, saygılar. Sizlere de çok teşekkürler arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban. Müzenin güzelliğine bakar mısınız? İsimlere bakar mısınız? Tüylerim diken diken. Pınar Kür. Hepsi var, hepsi. Bütün modern edebiyat, geçmiş edebiyatımız. Ziya Osman Saba, Geçen Zaman, Tomris Uyar, ay 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 Tomris Uyar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çanakkale Destanı, Yusuf Atılgan, Ana Yurt Oteli, Zebercet, sana selam olsun. İnce Mehmet, Yaşar Kemal, Mehmetçik Mehmet, Mehmet Başaran, Firuzan, Latife Tekin, Ziya Osman yine, Bilge Karasu, Hasan Ali Toptaş, Can Yücel, Sevgi Duvarı, selam olsun. Hasretinden prangalar eskittim diyor Ahmet Erhan. Şu kitabın yanında poz vermek kadar güzel bir şey olabilir mi? Ahmet Arif'in... Ve Suna Yakın geliyor. Hasretinden prangalar eskittim. Yani aslında bir kütüphanede bir kitap kurdu gibi dolaşıyorsun. Siyah önlüklerin içinde. Şu şimdi... fotoğrafın, bakın, bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissiz senetleridir diyorum ya. Şimdi gelin şu hissiz senedin çocuğuna siyah önlük giydirmiş, okula başlayacak olan oğlunu yanına almış bir annenin fotoğrafındaki gurura, mutluluğa, güzelliğe bakın. Bundan daha zengin ne olabilir? Ya yani millet olmanın bundan daha güzel bir hissi senedi var olabilir mi? Bakın şuna gelin lütfen. Suna abi şurada dur, oraya giderken tamam. Şu beyaz yaka var, beyaz ya. Yaka. Şöyle ben geçeyim. Beyaz yaka. Şimdi okulda ellerimiz hep mürekkep lekeli olurdu. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın da bir şiirindedir. Evet. Mürekkep lekeli ellerimi silerdi annem diye. Evet. Gerçekten de benim de mürekkep lekeli ellerimi annem silmiştir. Ve şu önlüğün yakasını annem ilk başlarda o takardı. Şu yakayı görünce annemin kokusu geldi şimdi aklıma. Çünkü ellerinden... Şimdi ilk bölüme Suna Yakın neden müzeler toplumların hafızasıdır dedi. Maskeni bakın sen neler anlatıyor. Gitti kendi hayatına, kendi zenginliğine, birikimine tamamıyla onları konuşmaya başladı. Müze yine bize. Başkan gel. Yasak mı? Hayatta götüreceğiz bundan sonra. Başkan yasak gel. Yasak mı bize? Gene Aydın abi. Aydın abi gel. Gene mi yasak var? Gene mi yasak? Başkan artık burada programın sahibi benim. Yasak yok artık. Gelin bakın şunu da söyleyeyim size. Bak, Murat, Aydın abi bakın. Çok şimdi sınıf panoları bir öğretmenimiz 1950'li yıllarda öyle matbaa yaygın değil. Yok. Değil, tutuyor kendisi. Evet. Kendisi resimler yapıyor, kesiyor, yapıştırıyor ve el yazısı yazıyor. Bir öğretmenin 70 yıl önce yaklaşık kendi elleriyle, göz nuruyla uykusuz belki gecelerce, günlerce hazırladığı. Neden? Çünkü öğrencileri gelecek. Çünkü sınıfta onları karşılayacak. Onlara bilgiyi sunmalı. O heyecanla hazırladığı. Evet. Bunlardan bana bir tane daha bulabilir misiniz? Bizi bir arada tutan, evet, millet yapan, ekonomiden öte bu değerlerimizdir işte. Bu zenginliğimizdir. Kesinlikle. Bu duygu olmadıkça, bu hissi senetleri olmadıkça biz millet olamayız. Bunlara anlamak, bunları toplumun önüne koymaktır işte müzecilik. Bunlara sahip çıkmak. Yine gelin lütfen. Ya bakın, evet. Rasim Kaygısız'ın cin halleri. Cin halleri. Müthiş değil mi? Evet, o cin halleri de gösterelim ve yerimize geçelim. Rasim Kaygısız, evet. O da değerli öğretmenimiz. Başkan Rasim, senin Kaygısız cin hali kitapların var mı? Ve Ankara'da da hemen söyleyelim bir cin hali müzesi var. Vardı. Bende de var, aldım, ciltli duruyor hala. Evet. Ve Ankara'ya gittiğimizde de mutlaka cin hali müzesine uğrayalım lütfen. Olur. Kesinlikle. Sevgili seyirciler, şimdi Sunay abi cin halide ne derdi? Oku Ali oku. Oyna Ali oyna, Ali top oyna. Bir ülke, Türkiye'de, biz ülkemizden bir öz eleştiri yapacağım. Biz ne okuyoruz? Yani bizim çocukluğumuz, evet. Oku Ali, oku Ali top oyna. Ne top oynayabiliyoruz, ne de ne okuyabiliyoruz. Yani Finlandiya'da
5 milyonluk Finlandiya'da kütüphanede 42 milyon kitap var. 82 milyon. Ey Avrupa, 82 milyonuz diyoruz ya. Ama bizde de kütüphanemizdeki kitap sayısı 12 milyon. 5 milyonluk Finlandiya kadar olamıyoruz. İşte biz aydınlanma tarihine birdenbire gelmedik. Kolay gelmedik. Bugün özellikle Selim Sabit Efendi'yi anmalıyız. Selim Sabit Efendi 1850'li yıllarda Sultan Abdülmecit döneminde Avrupa'ya giden, Paris'te 6 yıl okuyan, okurken de öğretmenlik yapan bir matematikçi. Geri döndüğünde 1861 yılında Aydın abi ilk kez bir sınıf kuruyor İstanbul'da. Sıra, kara tahta ve haritaları eğitime o kazandırıyor. Karşı çıkıyorlar. Sümme haşa, dinimizde böyle bir şey. Onlar var ya, onlar bugüne ait değil, onlar hep vardı. Evet. Selim Sabit Efendi ne çekti onlardan biliyor musunuz? Bakın, bir ışıktır yüzyıllardır elden ele taşınan. Önemli olan el değil, ışığın kendisidir. İşte o ışığı Anadolu'ya götüren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milletin Bakanlığı'nı Ankara'da kuran, ilk kez değil mi o Milletin Bakanlığı'dır ki kurulunca valilerde olan öğretmenlerin özlük hakları bakanlığa geçiyor. Ve Hasan Ali Yücel değil midir? Eğitimin asıl işi öğretmendir. Evet. Öğretmenliği ortaya çıkaran, bakın bu değerler işte Selim Sabit Efendi'den beri, ondan öncesi de var. Sürekli olan bir ışığın aydınlanma, ışığın günüdür bugün. Selim Sabit Efendi. Selim Sabit Efendi 1860'lı yıllar ne söyledi biliyor musunuz? İlkokul çocuklarının yetiştirilmesinde özellikle kadın öğretmenlere ihtiyaç vardır. Özellikle kadınlar ilkokul öğretmenliğinde çok daha başarılı olurlar. 1860'lar. Hadi bunun dizisini çekelim. Bu biraz da sonra bir kadın öğretmeni sana, konuk alacağız. Tabii. Bak bu da Osmanlı. 25 Kasım. Bu da Osmanlı. Kadına şiddeti konuşuyoruz ama biz. Evet. Ne kadar şiddet. Bakın Kasım. Selim Sabit Efendi. Maalesef. Selim yani. Tarihimizdeki bir entelektüel, münevver insan. 1960'lı yılların eğitimcisi. İlk kez sıraları okullara getiren, kara tahtaya getiren, haritaları getiren, dönemin bütün yobazlarının saldırdığı. Ha, Selim Sabit Efendi diyor ki, Cumhuriyet'ten önce 1960'lar. Kadın öğretmen. Bak hem kadınların sosyal hayata katılması, çalışması ve eğitimdeki başarısını anlatıyor Selim Sabit Efendi. Yani Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı ne kadar devrim, yenilik varsa onların kökleri bizim aydınlanma tarihimizde mevcuttur arkadaşlar. Onlar bizde vardır. İki bakanlık var. Biri Milli Eğitim Bakanlığı, bir de Milli Savunma Bakanlığı. İkisinin de başında milli. Ama öbür bakanlıklarda yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey diyorsun değil mi? Onda ne zaman işte Cumhuriyet kurulurken konmuş. İki tane milli. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Artık bu büyüleyici yerden yerimize geçelim ama son pozu nerede veriyoruz? İnce Mehmet. Yaşar Kemal. Siz de gelin başkan. 2600 metrekarelik bir kütüphanemiz var Yaşar Kemal. Burası için önemli. Ekrem İmamoğlu'nun açtığı. Tabii. Burası gerçekten İstanbul'un en önemli, gerçek anlamıyla bir kültür merkezi. Çünkü yukarıda Yaşar Kemal Kütüphanesi var. Salonlar var. Salonlarımız var. Çalışma alanları var. Adile Naşit Çocuk Kütüphanemiz var. Burada gene değil mi? Burada. Evet. Ve geçen meclis Rıfat Ilgaz Eğitim Tarih Müzesi var. Var mı İstanbul'da başka bir kültür merkezi ki bak müzesi olsun. Geçen Ekrem İmamoğlu'na dediler ya sen işte bir teknik lise vardı oraya gittin mi dedi bir meclis toplantısında birisi söyledi de. Ekrem İmamoğlu da dedi ben oraya dedi kütüphanesine şahsi olarak başkan olmadan önce destek oldum. Ben orada şunu söylüyorum. Bir mecliste farklı farklı düşüncelerin olması çok güzeldir. Yani mecliste orkestralar gibi farklı farklı resim olur. Ne güzel. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde ne güzel farklı düşünceler olmaz. Ama sizden rica. Ya burada tutup da birbirinize sataşmak şu için değil de bizim sorunlarımızı çözmek için sorunları konuşun ya. Niye tutup da Ekrem'e ya da bir başkasına, Murat'a ya bırakın ya. Ya orada zaten ayda kaç kere bir araya geliyorsunuz dostlarım. Ekmeğini elemeyin ya. Ha? Yani tabii ki farklı bir düşünce bizi daha da değil mi? Bize eksik bir şey gösterecek. Ya bunu niye yapmadık dedirtti. Bunları konuşun. Niye tutup da fi tarihinde sen bunu yapmamışsın. Oraya, ya İstanbul'a faydası ne bu muhabbetin? Bana bu söyler misin? Tam da yeri İstanbul'a, aslında. İstanbul'a faydası nedir onun? Ya bunu ya dışarıda konuşun. Ama mecliste bizim sorunlarımızı konuşmak için hangi bunu bütün partilere söylüyorum. Lütfen orayı boşuna kullanmayın. Bu amaçla kullanmayın orayı. Dışarıda konuşun ya. Onu naklet. Ya yanlış mı diyorum? Elektrik harcanıyor. Yani Tokat, ya yanlış mı diyorum? Tokat milletvekili o kürsüye çıktığı zaman. Kim yaparsa yapsın. Bir şiir okusun değil mi Tokat milletvekili? Cahit Külebi'den bir şiir okusun. Benim sözüm herkese. Bakın düşünce özgürlüğü herkes benim gibi düşünsün demek değildir.
Tabii ki. Tabii ki farklı evet. düşüneceğiz. Zaten Millet Meclisi'nin büyüklüğünü savunuyoruz biz. Millet Meclisi o demek. Evet. Yani farklı enstrümandan kurulan orkestra. Ve 100. yılındayız. İyi de ama oradaki zamanınız kısıtlı. Ya da şehir meclislerinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne geldiğiniz zaman ayın kaç günü oradasınız ve ne konuşuyorsunuz? Ve biz sosyal medyada sizi nasıl görüyoruz? Bunu yapmayın. O orada zaman... İstanbul'un sorunlarını konuşun. Dışarıda, onları dışarıda konuşursunuz. Bu zamanınızı boşa harcamayın. Tamam, o zaman yerimize geçiyoruz. Nereden gidelim? Birlikte o zaman gelsin. Gel. Nereden? Burada gel. Tamam, Sunay Akın götürsün. Beni takip edin. Sahnede yerimizi alın. Sunay Akın'ı takip ediyoruz, evet. Ama şu... Heyecanı büyük onun. Ya bir dakika ya. Gel kameraman, gel arkadaşım. Şunu göstermeden rahat edemeyeceğim ya. Murat gel. Gel çocuğu. Evet. Şunu kameraman kardeşim. Evet. Seni de yoruyoruz. Emekçi kardeşim. Dur şuna bakar mısınız? Şunu bir çeksene. Şu içeri. Gaz lambasının ışığı altında ders çalışan bir kız çocuğu. Bir kızımız. Ve yanında duvardaki resim. Atatürk, bak o kalpaklı, muhteşem fotoğrafıyla sanki ona bakıyor gibi. Evet. Ve gaz lambası ışığı altında özellikle kız çocuklarımızın okuması. He? Buradan Türkan Saylan hocamız da saygı ve rahmetle analım. Değil mi? Halide Edip adı var. Halide Edip adı, ooo nakiye öğretmen. Kırın kahveye. Nakiye öğretmen. Bak nakiye öğretmen. Keza Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu. Feride. Çalıkuşu, Feride. İşte bütün bunlar. Cehalete savaş açan cephedeki en büyük kahramanlar o, kadın kahramanlar. Bu da böyle en çok sevdiğim köşelerden biri bu. Nasıl evet, ama? Çok güzel. Evet, son pozu da bu, hatıra fotoğrafını da burada çektirmiş olabilir. Ha çok var, evet. Hadi geçelim. Başkan da gelsin, şöyle dur başkanı da gelmiş. Aydın Ilgaz da olsun. Kameraman arkadaşımız da yoruldu ama. Evet. Ya yazık ona. Omuzun da. Ben evet. tutayım mı? Yoruldu ya. Yok. Sen hakikaten bak, bu arkadaş da burada devamlı. Tamam. Kavramları. Emek işte, bu emekçi arkadaşlarımız işi. Bugün emekçi öğretmenlerimizi konuşuyoruz. O emektarların, onların güzel. Emeğini asla unutmayız. Dünyayı kurtaracak olan, hani diyor ya, Polonya Milli Eğitim Bakanı, biz Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman diyor, Avrupa Birliği bize 60 milyar euro hibe verdi. Tamamını öğretmenlere yatırdık diyor. Bizim evet. Milli Eğitim Bakanı da diyor ki, Milli Eğitim'in bütçesine en büyük yükü öğretmen maaşları yapıyor. Ya. Ne diyebiliriz ki? Evet, yerimize geçiyoruz. Burası da öğretmenlerimize hediye olsun. Evet. Bu bize öğretmenlerimize hediye olsun. Öğretmenler için zaten. Evet, yerimize geçiyoruz, devam edeceğiz. Öğretmenlerimize selam çakmaya devam edeceğiz. Gelin. Nereden, buradan mı gideceğiz? Gelin bakalım. Tabii. Halikarnas balıkçısının iskelesinden. Evet. Aganta burina burinata. Muhteşem ya. Buraya bayılır. Çok güzel. Lütfen. Ekrem Başkan burayı görürse kıskanır o. Burası eşsiz oldu. Burası daha şu anda doğdu. Burası daha... Bak, bir de kız çocuklarına Sunay. Çok güzel. Muhteşem. Nasıl ama Selim Sabit Efendi, bak ilk getiren, bak ve kadınların çalıp, bak anlatabilir mi? Dedi evet. Evet, diğer... Başlıyoruz. Bak, evet, yerimizi aldık sevgili Halk TV izleyicileri. Gelirken, müzenin içini dolaşırken Murat Başkan'a dedim, Ekrem İmamoğlu görürse burayı kıskanır, çok da hoşuna gider, çok da sever. Tam çok onun rotasına göre bir iş olmuş. Çok ellerinize sağlık sevgili başkan. Gerçekten de yani bizim tarihimiz, bizi işte aydınlatan, bize yol gösteren bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz ve buradaki yazarlarımızı görünce Yakup Kadri Karaosmanoğulları, Ahmet Telliler, Turgut Uyarlar, Cemal Süreyyalar, Cahit Gülebiler, eksik hiçbir şey yok. Hepsi burada. Sabahattin Aliler ama giriş muhteşem olmuş. Evet. Baş öğretmen karşılıyor, Atatürk karşılıyor Nutuk'la. Tekrar ellerinize sağlık, şahane olmuş. Sunay Akın bu tür işlerde tabii bayrağı alıyor. Heyecanı, o evet. hiçbir zaman bitmeyen bir Sunay Akın heyecanını ben her yerde görebiliyorum. Mersin'e de gitsek, Beylikdüzü'nde de olsak. Ya şundan kaynaklanıyor. Hani dedim ya az önce, önemli olan ışığın kendisidir. En önemli değildir. Ama bilginin ışığını gerçekten avucuna aldığını hissediyorsan, karanlığa taşımak istiyorsun onu. Ya ben istiyorum ya da. Ve heyecanlanıyorum. Bir an önce oraya gitmeliyim. Benim heyecanım o. Yani bunu insanlar bir an önce görmeli, duymalı. Dedim ya, bu hissi senetler bir önce hayata karışmalı. Yani hisse senetleri borsada değer kazanıyorsa, hissi senetler müzelerde değer kazanır.
bir toplumu geleceğe taşıyacak olan hissi senetleridir. Hissi senetleriniz güçlüyse zaten ekonominiz vardır. Ekonomi dediğin nedir ki zaten? Asıl olan bu kültürün DNA'sı, geninin birikimidir. Nasıl ki sağlıklı bir vücut için televizyonlar saatlerce nasıl beslenelim, nasıl spor yapalım diyorsa, bir milleti de tek bir beden olarak düşünürsek, bunun sağlıklı gelişmesi için kütüphanelere, müzelere ihtiyacı vardır. Evet. Yani bunu kazandırmak, bunu yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Bunlar Kültür Bakanlığımızın sorumluluğu, Milliyetin Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bunlar ne kadar çok yapılırsa beni heyecanlandıran o. Evet. Şimdi bu müze doğdu. Bu müze doğdu. Ama bu daha yeni doğdu. Başkan, bu tay tay duracak. Tay tay. Bu emekleyecek, tay tay duracak. Ayağa kalkacak. Buna konuşmayı öğreteceğiz. Zamanla kendini geliştirecektir. Yok ki öğretmenler günündeyiz. Ya bakın, bu ülkenin aydınlanma tarihine çok değer veren insanlardan birisi Hulusi Samim Kesim'dir. Hulusi Samim Kesim, İsmet Ünlü'nün okuması için para verdi, 100 lira verdiği bir çocuk. Okuyor, öğretmenler okulunu Türkiye'de birincilikle kazanıyor, üst dereceyle mezun oluyor, Anadolu'da başarılı öğretmenlikler yapıyor ve milletin makamına çağrılıyor, tutuyor. O çırak eğitim merkezleri var ya, onların kuruluşunda, gelişiminde rol alıyor. Tamam da her çocuk okuyamıyor ki, çalışmak zorunda olan çocukların, o çırak çocukların eğitimi ne olacak? Yıllarca bu konuda kafa patlatıyor, ders kitapları yazıyor. Hulusi Samim Kesim yazdığı ders kitaplarının telifini almıyor. Neden? Beni bu devlet okuttu, borçluyum diye. Ve bir gün onun kızı, o da konservatuarda öğrenci, Ankara'da çıkmış, otobüs durağında otobüs bekliyor. Nasıl yağmur yağıyor ama? Nasıl yağmur? Bakıyor, babasının arabası geliyor, makam arabası. Kurtuldum diyor. Tam binecekken arka cam açılıyor, Hulusi Samim Kesim öğretmen bir şemsiye uzatıyor kızına. Al kızım diyor, basıyor gaza gidiyor. Birkaç dakika sonra eve geliyor Feray, ıslanmış. Baba sen ne yaptın? Ne yaptım kızım? Baba beni arabayla almadın. Yanılıyorsun kızım. Araba benim değil, devletin. Benim olan şemsiyeydi. Sana benim olan bir şeyi verdim. Şimdi bu ülke böyle öğretmenler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti oldu güzel kardeşim. Ve şimdi bak, Hulusi Samim Kesim'in kızı kim biliyor musunuz? O Çocuk Kapları Kumpanyası var ya, onlar Beylikdüzü'nün çocukları. O güzel orkestranın şefi sevgili Feray. Bak o da burada. Feray gelir misin lütfen? Lütfen gelsene. Bak bir kadın öğretmenimiz. Bakar mısınız? Hani Selim Sabit Efendi diyor ya, kadınlar buyur, öğretmenlikte çok daha başarılı olur diye. Arkadaşlar bana mikrofonu verirseniz mikrofonu alalım mı? Öğretmenimi yanıma aldım. Tabii öğretmenler gününde yanımızda mutlaka bir öğretmen olmalı. Ayhan Serdar Kuşçuoğlu diyor ki, emekli bir öğretmen olarak bu program için size çok teşekkür ediyorum Halk TV'ye. Teşekkürü bir boyutuyla da Beylikdüzü Belediye Başkanı'na, Murat Başkan'a yapmanız gerekiyor. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesini biz de dedik. Kesinlikle. O zaman canlı verelim bunu, canlı yapalım. Hem öğretmenlerimize bir mesaj verelim, dayanışmamızın belgesi olarak bu da zabıtlara geçsin dedik. Şimdi ben küçükken dedem evin önünde otururdu. Herkes geçiyordu. Dedem oturarak selam veriyordu. Ona selam veriyorlardı. Sonra benim öğretmenim geçiyordu. Dedem ona selam verirken ayağa kalktı. Dedim, dedi sen herkeste oturuyorsun. Bizim öğretmen geçince ayağa kalktı. Oğlum, öğretmen geçtiği zaman sen oturuyorsan adam olamazsın demişti. Ben o bütün öğretmenleri ellerinden öpüyorum. Evet, stüdyoyu ayağa kaldırdı. Sunay abi de, ben de önümü ilikleyerek, öğretmenimiz de yanımızda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok gününüz sağ kutlu olsun. Çok sizin nezdinizde. Bütün öğretmenlerimiz. Evet, ben de bütün meslektaşlarım. Siz o zaman oturuyorsunuz. Tabii boyunuz gözükmüyor değil mi? Hayır, kamera öğretmenimi görebiliyor. Öğretmenim, yanlış anlamayın. Siz görün diye oturuyorsunuz yani, evet. Evet, şimdi görebiliyor herhalde arkadaşlar öğretmenimizi. Sizin nezdinizde bütün öğretmenlerimizin, kreşteki öğretmenlerimizden zili çalan hademeye kadar, o bütün emekçilere, eğitim emekçilerine biz hep şey verirdik, ekmek arası verirdik bizim zil çalan görevliye. Teneffüs erken yaptı. Bir dakika erken çaldırdık. Şu zili bir dakika erken dolaştır diye. Ekmek arası çok verirdik ona. Hoş geldiniz. Çok teşekkür Sizi ederim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. Sunay abinin anlattığı gibi Hulusi Samim Kesim'in kızıyım. Öncelikle her şeyden önce. Şu anda babam da mutlaka yayını izliyor. Şu anda sağlık problemleri olduğu için evde, Beylikdüzü'nde evimizde kendisi yayını izliyor.
şu an gerçekten hani ben de ayaktayım. Babam gibi bizim de öğretmenimiz olan büyük öğretmenler için gerçekten hani hala onların yanında bizim öğretmenliğimiz nedir ki diyorum, öyle düşünüyorum. Olsun, çok, olsun. Hep çok onlara yakışmak, layık olmak düşüncesiyle yapıyorum ben kendi adıma mesleğimi. Fona baksana, yayındaki fona baksana. Arkada Rıfat Ilgaz bir öğretmenimle konuşuyorum. Çok bir güzel. Yayıncı olarak en güzel hatıra belki. Peki benim için önemli olan hatıra ne? Hulusi Samim Kesim öğretmenin öyküsünü anlattım. Bir öğretmenimizin kızı, öğretmen, müzik öğretmeni Feray yanında ve Hulusi Samim Kesim hocamız çok hasta, tedavi görüyor. Onu tedavi eden doktorlardan biri kim? Benim sevgili ilkokul öğretmenim Nermin Tezel'in kızı. Evet ve çok tamamen tesadüf. Çok yani teslim olmuşuz öğretmenler. Evet, evet, yani evet. Her yerde öğretmen. Bakın yani o da kızını okuttu öğretmenim, Nermin öğretmenim ve ne oldu? Doktor oldu, Hulusi Samim Kesim'i tedavi ediyor. Yani öğretmen yoksa aydınlanma yok. İşte o ışığı taşıyan el. Evet. Yüzyıllardır ışığı taşı asıl olan karanlıkları aydınlatmaktır. O ellerin ışığı yılmadan taşımasıdır. Albert Camus diyor ya, kültürlü insan kendisini öğrenmeye adar, cahil insansa ders vermeye adar. Çok doğru, çok doğru. Biz dersi öğretmenlerden alacağız, cahillerden almayacağız. Onun için Platon'u, Sokrates'i, Aristo'yu, onları konuşacağız. Hep anlatıyorum, Sokrates ölmeden bir gün önce, idamdan bir gün önce öğrencileri ziyaret ediyorlar, veda edecekler. Bakıyorlar Sokrates idamdan bir gün önce, baldıran zehirini içmeden bir gün önce lir çalmaya çalışıyor. Öğreniyor. Hoca diyor, üstad diyorlar, ne bu? Lir çalmayı öğreniyorum diyor. Yarın öleceksin, tadını da alamayacaksın diyor. Son dersi veriyor Sokrates gider ayak. Çocuklar diyor, zevk diyor çalmakta değil diyor. Öğrenmektedir. İşte bize onlar öğretiyor. Nasıl öğretmek herhalde bambaşka bir duygu değil mi? Çok başka. Ben aslında biraz bütün hayatım okulda geçti. Sadece görevim değişti 2 yaşından itibaren. Çünkü benim annem de öğretmen. Evet. Ve tabii o bizim zamanımızda öyle bakıcılar şeyler nerede? Ankara'dayız. Hayatta çok şükür ikisi de. Ellerinden öpüyoruz. Evet, onların seminerleri oldu, eğitimleri oldu. Onlar hep okuldalar. Benim bütün hayatım 2 yaşından itibaren okul koridorlarında geçti. Hala öyle. Şu an mesela çok zorlanıyorum o okul koridorlarının o kokusunu teneffüs edemediğim için. Zor bir süreçteyiz. Öğrencilerimizi çok özlüyoruz. Okullarımızı çok özlüyoruz. Çok özlüyoruz, evet. Yani hep şeyi söylüyorum, o gün babam bana bir şemsiye vermişti ama oradaki şemsiye sadece aslında bir sembol. O zaman tabii anlamamıştım, çok üzülmüştüm ama bugün... Pardon, isminizi alabilir miyim? Saide Feray. Saide Feray. Saide Feray. Saide Feray, öğretmen yazalım arkadaşlar. KJ'si olması gereken şu programda tek isimdir o. Saide Feray, öğretmen yazalım lütfen. Ve babam o şemsiyeyi verdiğinde o zaman tabii çok çok ağrıma gitmişti. Çok üzülmüştüm çünkü orada bir baba modeli var, onu öyle görüyorsunuz ve babam nasıl beni bırakır. Ama bu yaşımın olgunluğunda şimdi bakıyorum aslında babam orada bana yani insani değerleri, ahlaki değerleri, işte karanlıktaysan el fenerini, denizde boğuluyorsan John Smith'in hepsini birlikte bir şemsiyeyle vermişti. Tamamen bu düşünceyle yapıyorum mesleğimi. Şu çocuklarımızı, gençlerimizi çok severek. Dilerim ben de onlara o babamdan bana geçen şemsiyeyi uzatabiliyorumdur. Gelecek orada ve ben çok çok inanıyorum. Yani mesleğim gereği gençlerle, çocuklarla birlikte olduğum için ülkemizin geleceği adına çok umutluyum. Evet. O adam bu ülkeyi en çok güldüren adamdır. Çok Hababam sınıfı. Evet. Unutabiliyor musunuz siz Hababam sınıfını? Asla asla. Biz kliplerimizde Çocuk Kalpler Kumpanyası olarak çektiğimiz her klipte mutlaka yer veririz. Hatta en son bir klibimizde, Boş Ders şarkısı klibimizde ben Adile Naşit oldum. Elimde zille koştum. Evet, müzik öğretmeniyim. Ve programın başında iki bölümde de başlangıçta görev alan o sevgili öğrencilerimiz, geleceğimizin, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan o çocukların ezgilerini de çok güzel öğretmişsiniz onlara. Teşekkür ederiz. Evet, sizleri hiç unutmayacağız. Bayağı siz... Türkiye'yi gezdik aslında Sunay abi ile beraber. Tabii. Bir Cumhuriyet Hikayesi müzikaliyle. Bir Cumhuriyet Hikayesi birlikte sahnede. Pek çok kentte, pek çok kültür merkezinde
oyunlar sahneledik. Müzikal oyunlar. Evet. Şimdi ben hassas olduğum ya üç nokta, anne baba ve öğretmen konusunda çok hassasım. Yani bir öğretmeni gördüğüm zaman hep böyle eğilmek, yani büktüm büktüm olmak istiyorum. Öğretmenler gününün adına ben öğretmenimin karşısında şöyle yapacağım Sunay abi. Bir dakika, şöyle bir... Çök. Onlar her şeyimiz. Ben de geleyim, ben de geleyim yanına. Öğretmenim. O zaman böyle yapalım, aynen. Hayır, ben yazdığım 30 akşam kitabımdan dolayı değil. Ben gerçekten öğretmenlik formasyonu alıp Kadıköy Anadolu Lisesi'nde stajyerliğini tamamlamış olan sosyal bilgiler, coğrafya konusunda öğretmenim ben de. Bu, eğilebilirsiniz, buyurun. Eğilebilirsiniz. Hayır. Hepsi öğretmen ama. Ben de öğretmenim ama bu gerçekten öğretmenim yani. Mümtaz Soysal sadece anayasa hukuku profesörü değil, öğretmendi. Evet. Ankara İletişim Fakültesi'nde siyasal bilgilerde bize ders verdi. Rıfat Ilgaz öğretmen. Dakika, müsaade ederseniz benim babam da öğretmen, annem de öğretmen, ne kız güzel. Kardeşlerim öğretmen, bütün yedi eniştelerim öğretmen ve ben de Amerika'dan geldikten sonra vali olan Hatay valisi benim dayımdır. Gel dedi, askerliğini de burada yaptı. Ben Hatay'da yedek subay öğretmenlik yaptım zamanda. Hatay'da buradan da o öğrencilerime selam söyledim. Ne güzel. Aa, bravo. Senin de öğretmenliğin var değil mi? Evet. Buradan kız öğretmen. Ben hariç. Sen, köyde ben Sutaşı köyü Samandağ'da okul yaptım. Yani salla geçiyordum her gün karşıdan karşıya. Asi Nehri'ne. O zaman Feray, öğretmenim siz böyle buyurun. Başkan sen ayağa geç. Evet. Öğretmenler oturuyor. Öğretmenler ayakta dursun. Gerçekten. Gel gel Feray, Feray gel otur. Buyurun. Feray gel otur. Öğretmenler oturuyor. Buradan biz öğretmenmişiz ya. Bir dakika ya. Demek ki ya siz de öğretmen değil misiniz? Otur Feraycığım, otur. Buyurun ayakta dur. Bugün bizim günümüz. Bugün bizim günümüz ama. Ama ben de üniversitede ders verdim. Ben de öğretmenlik yaptım. Bir dakika. Hayır. Şimdi bak. Şimdi bak. Üniversitede ben de ders verdim. Marmaris'e Güzel Sanatlar'da Hüsamet Tukoçan döneminde. Ama şimdi bugünü hani böyle ilkokul, ortaokul, lise öğretmeni deyince tabii ki öğretim görevlileri, bilim insanları onlar da öğretmen şüphesiz. Fakat bugün hani böyle ilkokul öğretmenlik senin eğitim fakültesinde öğretmen formasyonun var değil mi? Aldın. Benim de var. İstanbul Üniversitesi pedagoji bölümünde. Duruş bir dakika sizin yok. Bak senin de tabii askerlikte öğretmen olarak yaptın değil mi? Yedek subay öğretmen. Tamam. O da bir sınıfa girdin yani. Ne ders verdin. Benim öğrencilerim var. Hala bir tanesi gelir elime öper her sene. Kara tahtadan. Ben kara tahtayı nasıl boyanırı öğrendiğim zaman tahta gri renkteydi kullanıla. Köyün yaşlısına gittim dedim ki ben bu tahtayı ne yapayım? Renk neyle boyanır? Dedi ki evlerdeki kurumları topla. Hadi. Yumurtayla karıştır. Sür tahtaya dedi. Tahtaya sürdüğüm zaman çocuklar ne dedi biliyor musun? Beyaz tebeşirle yazdığımda. Öğretmenim görüyorum dediler. Of duymadım mı? Müthiş öykü. Vallahi billahi. Bunu ben yaşadım. Öğretmenim görüyorum. Evlerdeki isleri toplayıp şeye sürdüm. Tahtayı boyadım. Ve beyaz tebeşirle yazdım. Çocuklar ne dediler? Öğretmenim görüyorlar. Görüyorum dedi. Perinsil'in tozu götürmüştüm İstanbul'dan. Çocuklar düştüğü zaman sağına soluna sürüyordum. Bir gün salla geçerek evine gittiğim çocuk hakkında dediler ki çocuk ateşin üstüne oturdu. Evin içinde ateş yakarlardı. Öyle kapalı sobalar yok. Üzerinde su kaynatırlar, çamaşır yıkarlar. Çocuk düşmüş, ayaları, poposu yanmış. Eyvah. Baktım her tarafı bembeyaz. Ne bu dedim. Öğretmenim sen dedi çocuklara dedi beyaz toz döktündü ya. Ben de anneme dedim ki dedi un sürün benim bacaklarıma. Ay canım. Bütün vücudu un doluydu. Un sürmüşler. O çocukları gördüğüm zaman çocukların başları ağrıdığı zaman şıha gider şıh jilet çeker. Eyvah. Tabii çocuğun boynu tutulduysa böyle yaptığı zaman boynu açılırdı. Ve onu kutsal bulurlardı. O yüzden ben Samandağ'ında Sutaşı köyüne buradan selam olsun. Benim öğrencilerim var. Hala bana yazarlar. Bunlar üniversitede öğretim görevlileri. O sınıftan çıkanlar. Tabii. Bak program nereye geldi gördünüz mü? Ve o çocuklardan gizli bir öğretmen bulduk. Bana her zaman sahneye çıkarız kitap fuarlarında. Ve Nuri Sağaltıcı öğrencimin adı.
Daha geçenlerde geldi, elimi öptü. O da kitap yazdığı için Muğla Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptı. Çocuk emekli oldu. Ben iki çok kere güzel. Emekli oldum. Çok o öğrencilerim güzel. Var. Babamın bütün öğrencileri, hiç unutmam, 70. yılında bir fuar şey yaptık. Arkadaşlar kuşağı Rıfat Ilgaz'ı anlatıyor. Oğlu Rıfat Ilgaz'ı anlatıyor. Ve bütün öğrencileri Aydın Ilgaz, o gün kuşağı katlandılar, toplandık hepimiz. Bir tane çocuk geldi, çocuk büyümüş kocaman adam. Ne yapıyor dedi senin kardeşin dedi. Adamcağız böyle hayretle baktı. Nasıl biliyorsunuz hocam, beni tanıdınız, onu da nasıl tanıyorsunuz? O değil miydi dedik, bana dedi kağıt bulur getirirdi dedi. Çok kitabımı güzel. Bastırırdık dedi. 6. sınıf öğrencisiydim. Hadi. Şimdi bir şey söyleyeceğim Sunay. Buna birazcık vakit, 2-3 dakika konuşacağım. Samsun'da kitap fuarındayız. Bir telefon geldi, dedi ki ben Azem, gelebilir miyim dedi. Azem ismi biraz farklı bir isim. Hatırladım dedim ben seni. Babam Kastamonu et ve balık kurumunda yattığı zaman, hapishane diye kullandıklarında. 12 Eylül darbesinde. 12 Eylül'de Azem babamın şeyiydi, gardiyanıydı. Ve Azem kalktı geldi Samsun Kitap Fuarı'na. Büyük bir semaver yaptırmış. Var elinde. Azem artık semaver yapıyormuş. 80 bin tane yılda yurt dışına gönderiyormuş. Azem'in okuma yazması pek yok. 3. sınıftan ayrılmış. Eşi hiç okuma yazma bilmiyor. Kalktı beni zorla evine götürdü. Diyorum Azem anlatsana ya, ne yaptın babama? Evime gelirsen dedi. Bütün ailesini toplamış. Azem çok mutlu. Azem'e öyle dinledim ki. Azem çok mutlu. Diyor ki komutan emir verdi, bu adama işkence yaptı dedi. Ben de yaptım diyor. Emir. Çok ilginç. Peki dedim Azem ne yaptın? Sana söyleyeyim ya Aydın abi dedi. Babanın gözleri bağlıyken yere düşmüştü. Kaldırdım dedi, bir yere oturttum. Gözleri bağlıyken bana dedi ki asker çocuğun var mı? İki tane kızım var, ellerinden öper dedi. Bugünün Türkiye'sini anlatıyorum. Babam demiş ki, eğer o çocukları ya hemşire, o kızları, ya öğretmen yapmazsan, daha benim gibi önüne çok adam atarlar seni demiş. Hadi ya. Vallahi. Duydun mu Serhan? Bugün müthiş. Azem Samsun'da, müthiş. Havza'da semaver yapıyor. Şerefli bir ordunun bir askeri. O kadar doğru iş yaptığından emin ki. Ben saygı duydum babama yaptığı işkenceden dolayı. Ne yaptın dedim. 4,5 saat ayakta tuttum. Tek ayak üzerinde dedi. Sonra amca dedim dedi. Tanımıyorum kimin nesi dedi. Gel yoruldun otur dedim dedi. Oturttum dedi. Ona bir sigara sardım. Bir de çay demledim. Önüne koydum. Gözleri bağlı dedi. Asker eğer sen bunları bana içirirsen askerliğini yakarsın. Mahkûme sigara da verilmez, çay da verilmez demiş. Sonra öğrendim, Hababam sınıfının yazarıymış. Ben bilmiyorum, İnek Şaban'ın yazarı dediler dedi. Dedim Azem, ne düşünüyorsun? Ben görevimi yaptım dedi ama babanı çok sevdim dedi. Şimdi şu çelişkiyi yaşadığım zaman diyorum ki, bir asker verilen emri yerine getiriyor, elbette ki getirmiş. Fakat diyor ki sana gel bir sigara sarayım diyor. Kalkıyor bir telefon ediyor Azem yıllar önce. Babam benimle kalıyor. 12 Eylül'den çıktı. Azem dedim gelsene, gelemem dedi. Niye gelemezsin dedim. Bir trafik kazası geçirdim, ayağım kesildi dedi. Şimdi bir an düşündüm. Babamı 4,5 saat ayakta tuttu, yoruldum diyen adam. Bugün bir ayağı kesik protezle dolaşıyor ve okuma yazmayı fazla götürememiş. Köylü çocuğum diyor. Ama Gerze'den, pardon karıştırdım, Samsun'da. Samsun'daydı. Samsun'da. Oradan geçerken koskoca bir semaver var. Bir otomobil büyüklüğünde binanın üstünde. Altında gelene geçene yemek veren bir otobüs terminali gibi bir yer. İşte Azem'in yeri orası.
Çok ilginç ya. Yani Rıfat Ilgaz Hoca 12 Eylül darbesinde Murat bakar mısın işkence görerken bile işkencecisini eğitiyor. Ona ders veriyor. Ne diyor? Çocuğun var mı senin? Evet. Bak gözleri bağlı. Kaç yaşındaydı Rıfat Hoca? 70'in üstünde. 70 küsur yaşında bir insan gözleri bağlı işkence ediyorlar bunu, şu güzel insana. Ha? Ki o da düşüncesinden dolayı ne yaptı? Hiç kitap yazdı. Kitabın yazdı. Kabı kırmızıydı. Adı sınıftı. O kadar. Okul sınıfıydı. Ve o sırada ne diyor işkence? Senin çocuğun var bak görmüyor. Bak bir kız. Onları hemşire ya da öğretmen yapmazsan daha senin önüne işkence yapacağın çok insan getirirler. Evet. Müthiş ya. Bunu Azem bana anlattı. Ne yaptın Azem dedim. İkisini de öğretmen yaptım. Biri dedi atanmayı bekliyor dedi. Bravo. Ay canım benim. Ya Metin. Ve atanmayı bekliyor. Ve atanmayı bekliyor. Evet, atanmayı evet, bekliyor. Başkanım buyurun. Evet, tamam. Başkan tekrar alalım yeri. Öğretmeni biraz yanıma alayım ben. Tamam. Evet. Sonra gel. Gel. Öğretmenimiz yanımıza gelsin. Tamam. Atanmayı bekleyen öğretmenler var. Evet. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin yanında ataması yapılmayan felsefe öğretmenleri var. Ben bir gün sosyal medyada dedim, bir gün bir programda size sonuna kadar destek olacağım. Bütün felsefe öğretmenlerini atama bekleyen. Hem de öğretmenler gününde işte o sözümü yerine getiriyorum. Bütün felsefe öğretmenleri atanmalı. Hepsi dersini verebilmeli. Pandemiden sonra zaten onlar sahaya inecekler. Edebiyat öğretmeni çok önemlidir. Hepsi önemlidir. Benim için çok değerlidir. Matematik, hayat bilgisi, el işi dersinin öğretmeni ama felsefe öğretmenleri benim gözümde çok ayrı bir noktada. Felsefe öğretmeninin eşi olarak destekliyorum. Belki eşim belki felsefe ve sosyoloji öğretmenidir. Yürekten katılıyorum yani. Oo, şahane o zaman. Can evinden vurdum Sunay abi. Ya, Ömer Yalçın çünkü benim felsefe öğretmenim çok. Düşün oğlum derdi. Düşün derdi. Düşün her gün gel bana soru sor derdi. Soru sormadığım zaman gelirdi. Bugün ne sordun bana? Sormaya çalışacağım dedim biraz. Soracağım dedi. Sor dedi bana şimdi. Ne kadar güzel. Senin yani, mesleğin coğrafya öğretmeni. Coğrafya, sosyal bilgiler coğrafya öğretmeni. Evet. Şimdi ne yapmışlar? Coğrafya dersini kaldırmışlar. Kaldırırlar. Dünyada işimiz yok ki zaten. Biz dünyada işimiz yok ki. Yani bak yine bir sosyal bilgiler öğretmeni. Bak bir sosyal bilgiler. Bunu Serhan çok sevecek. Sen de seveceksin. Sen de seversin. Sen de Karadenizlisin. Bir sosyal bilgiler öğretmeni sabah kalkıyor erkenden bir Volkswagen arabasına biniyor, gidiyor, antrenman başlıyor. Futbol oynuyor. Antrenman biter bitmez hemen bir duş, takım elbise, gidiyor okula ders veriyor saatlerce. Dersten çıkar çıkmaz yine otomobille geliyor antrenmana. Sosyal bilgiler öğretmeni Şenol Güneş. Şenol Hoca da sosyal bir öğretmenidir biliyor musun? Ve Trabzonspor'un şampiyon olduğu seneler, bakın Trabzonspor'un şampiyon olduğu seneler, bilin ki o takımın kalesinde bir öğretmen vardı. Antrenmana giderdim Sunay diyor Şenol abi, Şenol Hoca. Hemen çıkardım zar zor yetişirdim takım elbise, giderdim ders anlatırdım. Ve sonra tekrar gelir, öğleden sonraki antrenmana katılırdı. Bu da bir öğretmen öyküsü. Peki Antep'ten söz ettik ya Kilis'ten. Ahmet sabah kalkıyor. İlkokul öğrencisi, başkanım okula gidecek, giyiyor pantolonun üstünü, annesi bakıyor, ne bu pantolon diyor, kirli diyor, böyle okula gidilmez, ayıptır diyor, bu kirli pantolon, çıkar pantolonu değiştir, hayır, bu pantolona gideceğim, oğlum bak, git pantolonu değiştir, böyle okula gidilmez, hayır, oğlum diyor, hayır, gidiyor. Geliyor okula, bahçede biraz oynuyor, ilk ders saati sınıfa giriyor, oturuyor. Öğretmen sınıfa giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Öğretmen sınıfa girer girmez dönüyor bakıyor. Ahmet ne o pantolonun halin? Git eve değiştir. Ahmet'in öğretmeni annesi. Lütfi öğretmen. Peki Ahmet? Ahmet Taner Kışlan. Yani o güzel Ahmet Taner Kışlan'ın. Bak, ne güzel öykü değil mi? Annesi Lütfi öğretmen. Düşünsene yani. Giydirtemiyor. Tabii. Bak annesinin sözünü dinlemiyor. Anne sonra öğretmenin sözünü dinliyor. Türkan Saylan. Kandili Kız Lisesi'nde annemin öğrencisi. Ben de o zaman yatılı annem nöbete gider. Nöbetteyken bizi de götürdü Yıldız kardeşimle birlikte. Ve bana İngilizce ders falan okutur, çalıştırır. Bir de Gökçin ablamız vardır. O hala sağ. Kendisiyle devamlı yazışıyoruz, çizişiyoruz. İnşallah ileride bir Türkan Saylan gününde konuşacağız birlikte. Onu da arayacağım. Türkan Saylan benim ablalık yaptı bana. Sonra işte Amerika'ya gidip geldikten sonra
senle birlikte kitaplarımızı çıkarırken beni aradı. Aydın kardeş, hadi bakalım Kardeşlerlere gidiyoruz dedi. Güzel. Sen Türkan Saylan'ın panellerine katıldın da benimle. Katılmadın mıydı? Evet, çok. Ha, yani ben birden duralayınca. Şöyle diyeceğim, Türkan Saylan'la biz Kardeşlerler için çok şeyler yaptık. Fakat en duygulandıran beni hastanede yatarken o tutuklanma sırasında tesadüfen telefon açtığımda hastanede yattığı şeyi buldum, odayı. Ben de konuşmaz ama oradaki bakan yanındakilere sorayım derken sormuş kim arıyor diye. Ben de Aydın Ilgaz dersiniz dedim. Söylemiş, ver konuşayım demiş. Ne dedi biliyor musun? Aydın kardeş, beni yatırdılar, tutukladılar ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne o kadar çok para yağıyor ki bumerang gibi geri döndü her şey dedi. Güzel, çok güzel. Ve bunu söyleyen Türkan ablam ertesi gün vefat etti. Canım, evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne insanlar daha çok para gönderiyorlar beni tutukladıkları için. Evet, öyle de bir hikayesi yazıldı bu ülkenin. Şimdi Selma Keskin, insanın yaşamı boyunca etkilendiği ve unutamadığı öğretmenleri vardır. Benim de öğretmen olmamda etkili olan öğretmenlerden biri de Aydın Bey'in annesi Rikkat Hanım'dır. Sevgi ve rahmetle yad ediyorum. Orta birinci sınıfta bize okuttuğu Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfının tadı hala damağımızdadır. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sunay'la birlikte cenazesine gittik annemin. Birlikteydiniz. Şöyle evet. Sonuna geldik programın. Bugün Öğretmenler Günü'ne adadık. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ama ben bir şey merak ediyorum. Başkan bir şey söylesin. Evet, yani peki yani bir müze kurdun belediye başkanı olarak, genel yönetim şey olarak. Bunun dışında bir diğer yönetim ne yapmalı eğitim konusunda? Çünkü o da bir eğitime katkı. Biz neler olmalı? Tabii yerel yönetim olarak biz eğitimde neler yapıyoruz mesela? Şu an bütün kamu okullarının bakım onarımlarını belediye olarak sizin biz sorunuz. Üstlendik. Bütün okulların bakım onarımını. Tabii biz onun dışında da hem bu pandemi dönemi bize şeyi öğretti. Şimdi okullarda yüz yüze eğitim olmayınca dünyanın belki en büyük online eğitim platformuyla bir işbirliği yaptık. Ve yaklaşık 100 bin insanımıza ücretsiz kurs imkanı sağladık. Coursera online eğitim platformu. Burada her alanda insanlar kendilerini yetiştirebiliyorlar. Yaklaşık 4600 kursu var. İşte Oxford, Yale, yani uluslararası üniversitelerden kurslar alabiliyorlar. Ve bu sertifikaları aldıklarında da yaklaşık 2600 tane firmayla paylaşılıyor CV'leri. Dolayısıyla biz eğitime her dönem emek vermeye gayret ediyoruz ama siz konuşmanızın başında Sunay abicim dediniz ya, ya asıl olan bu tür alanlardır, müzelerdir. Bitti. Biz tabii burası bizim için çok kıymetli, çok değerli ama bir müzeyi daha çalışıyoruz, Su Müzesi. Oo, güzel haber. Yolda. Belki yolda. Su dönemde. Onun da açılışını yapacağız. Sunay abi süremiz doldu. Ama çok bir dakika dur. Hayır süre doldu. Hayır program bitti. Ama Su Müzesi bir dakika dur yeni müze. Su Müzesi. Evet. Nerede düşünüyorsunuz? Yaşam Vadisi'nde düşünüyoruz. Evlatlarımız gelsin suyu deneyimlesin. Şöyle yaparız. Su olmadığında kuraklığı görsün. Tamam, su olduğunda canlılığın nasıl olduğunu görsün. Harika abi. Sunay abi o zaman sizden destek Su Müzesi'nin açılışını da yapacağız. Tamam. Seve. Açılışını da yapacağız. Adını versen. Görkemli hatıralarda. Su olan ben. Görkemli adı su olan su. Suyla başlayan Sunay Akın evet. Heyecanlanır suyu duyunca tabii. Çağlayan gibi atlamak ister. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ayhan Doğan bak müzeyi tasarlayan. Evet. Gelsene evet, şöyle bir sahne gel. Sevgili Ayhan Doğan sahne tasarım sanatçımız. Size teşekkür ediyoruz. Evet. Mikrofon olmadığı için maskeyi çıkarın. Ekranda izleyenler sizi görsünler. Evet. Ellerinize sağlık. Harika bir iş yapmışsınız. Evet. Bütün çok çalışma arkadaşlarına. Çok büyük bir ekip var burada. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Görkemli hatıraları noktalıyoruz. Bu Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi'nin mimarlarından isimleri hepsini bir araya topladık. Başkan Sunay Akın, Aydın Ilgaz,
Öğretmenlere bugün kocaman yüreğimizle, onların o eşsiz yüreğine selamlar gönderiyoruz. Programı noktalıyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi sadece 24 Kasımlarda değil, her gün hatırlamalı. Özellikle devlet hatırlamalı. Sizin koşullarınız iyi olduğu zaman siz her şeyi verirsiniz öğrencilere. Onu biliyoruz. Felsefe öğretmenlerinin ataması hızlandırılsın diyorum. Ve şimdi bir şarkıyla bütün evlerinde bizi izleyen, emekli ve aktif olarak öğretmenlik yapan bütün öğretmenlerimize gelsin. Elimizden gelen budur. Beylikdüzü Belediye Başkanımıza, Murat Başkan'a teşekkür ediyoruz. Sunay Akın'a teşekkür ediyoruz. Adnan Ersan öğretmenim. Adnan Ersan öğretmenim. Ellerinden öperim. Evet, bütün öğretmenlere, Aydın Ilgaz'a teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz. Siz bizim gücümüz, dayanağımızsınız. Başka hiçbir gücümüz ve dayanağımız yoktur. Bunu böyle bilesiniz. Noktalıyorum. Öğretmenim Emin Özdemir'in dediği gibi boş çuval dik durmaz ve öğretmenlere gelsin bu şarkımız.